Şu anda 6 Eylül'ün vizyon projelerinden, sizin vizyon projelerinizden birindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi yaklaşık 21 dönümlük büyük bir arazide çalışmalar devam ediyor. İşte bina bitmek üzere, yüzüm havuzu bitti. Neler söylemek istersiniz? Evet, tabii biz şehrimiz için, ilçemiz için durmadan, yorulmadan arkadaşlarımızla ve ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Aslında gönül arzu ediyordu ki içerisinde bulunduğumuz bu alanla, Konakpınar Gençlik Merkezimizin açılışını bu seneye yetiştirelim ama birçok sorun, problem ve engel dolayısıyla bir miktar uzamış oldu ama gördüğünüz gibi artık %90 noktasına gelmiş durumdayız. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun yanında tabii özellikle planıdaki kapalı pazar yerimiz tam dört defa ihaleye çıkmıştık. Herhangi bir şekilde bu ihaleye katılım olmamıştı. En son güzel bir ve kaliteli bir müteahhit arkadaşımıza orayı ihalesini yapmış olduk. Orada da hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. E tabii e, ikinci bir havuzumuz vardı. Gaziosmanpaşa mahallemiz e, içerisinde Farik Hiral Lisesi'nin yanında onun da ihalesini gerçekleştirdik. Bu binamızı yapan e, müteahhit arkadaşımız yine orada da ihaleyi almış oldu. Bir taraftan kütüphanesi, bir taraftan yüzme havuzları, bir taraftan sohbet meclislerin olduğu çok farklı aktivitelerin bir arada bulunduğu önemli bir binanın inşasına da e, başlamış oluyoruz. Tabii Konakbanarı Gençlik Merkezimiz devam ediyor. Burası devam ediyor. Biz geçtiğimiz dönemde 5 tane tesisin açılışını gerçekleştirmiştik. 2024'de doğru 10 tane tesisin açılışını gerçekleştirerek 10 numaralı bir şehre 10 numara hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz demiştik. Paşa Mahallemizdeki yüzme havuzumuz, içerisinde bulunduğumuz tesisimiz, yine Seyit Ahmet Arvasi Parkımız, Plev'deki kapalı pazar yerimiz ve Konakpınar Gençlik Merkezimizle birlikte 5'in üzerine 5 daha koyarak inşallah 10 tane tesisimizi 2024'de geldiğimizde ilçemize kazandıracağız. Bu amaçla, bu gayretle, bu mücadeleyle çalışıyoruz. İnşallah ilçemize kazandırdığımız zaman da biz de bahtiyar bir şekilde vatandaşımızın önüne gitmiş olacağız. Tabii bunun yanında diğer çalışmalarımız da devam ediyor. Ee, bu sene 400 bin metrekarenin üzerinde kilit parket taş ihalesi yapmıştık. Şu anda 200 bin metrekareyi bulduk. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde yeni ihalelerle de e, ilçemiz sınırları içerisinde e, yolla ilgili, kilit parke taşla ilgili ihtiyacımız olan yerlerin çalışmalarına devam edeceğiz. Asfalt ihalemiz bir kısmı Büyükşehir kanalıyla çözeceğiz ama bir kısmında yine Ocak ayı içerisinde yeni ihalemizle ilçemizdeki ihtiyaçları çözmüş olacağız. E, kültürel etkinliklerimizi anlatmamıza gerek yok. Kitap fuarımızdan, kurtuluş etkinliklerimize kadar birçok etkinliğimizi yaptık. İnşallah ilçemizi daha farklı noktalara getirecek, kültürel açıdan da zengin bir noktaya inşallah hep birlikte getirmek için gayret sarf ediyoruz. İçerisinde bulunduğumuz tesis biliyorsun, Çevreoğlu Eğitim Parkı Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Büyükşehir Belediye'miz burayı e, bize, Altıel Belediyesi'ne e, tapu devrini e, gerçekleştirdi. E, bunun yanında, yanda gördüğümüz yer, ticaret artı konut olarak planlaması, e, Milli Emlak bizden istediği, bizim de burayı belediye hizmet alanı olarak planladığımız ve mahkemeleştiğimiz bir yerdi. olsun Sayın Bakanımız şehrimizi ziyarete geldiğinde kendisine durumu anlattık, o da bize burayı verdi. İşte bugün çok güzel bir tesis ortaya çıkmış durumda. Bir tarafta yüzme havuzu, fitness salonları, diğer tarafta kütüphanesi, kafeteryası, belediye hizmet birimleri ve bunun yanında da işte alanda görüyorsunuz tenis kortları, basketbol sahası, göleti, vatandaşımızın nefes alıp dinlenebileceği güzel bir alanı kazandırmış oluyoruz. Tabii Asuva parkta da bazı düzenlemeler yaparak burayı bölgenin cazibe merkezi haline inşallah getireceğiz sadece bir mahallemizde değil, bütün mahallelerimize dokunacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız, bütün gayemiz 6 Eylül'ü Balıkesir'in parlayan bir yıldızı yapmak. Bu amaçla, bu şiarla... 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet başkanım, şimdi bu bulunduğumuz tesisin özelinde soracak olursak, ilk önce tabii ki yüzme havuzu ve fitness salonu sanırım açılacak. Bunun kullanım şartları nasıl olacak ve ne zaman açılacak vatandaşlarımız bunu merak ediyorlar. Şimdi bununla ilgili şu anda belediyemize ait Altaş şirketimiz çalışma yapıyor. Yüzme havuzlarımız onlar işletiyordu biliyorsunuz. Havuz hazır, fitness aletlerimiz hazır ama kullanım prosedürleri hazırlanıyor. İnşallah Kasım'ın 15'i 20si gibi artık kullanmaya başlayacağız diyebiliriz. İnşallah burada kazandığımız tecrübeyle bundan sonra yaptığımız havuzlarımızda, salonlarımızda üzerine katarak devam edeceğiz.